Herkese merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda bin packing problemini inceleyeceğiz. Medrette bunu nasıl çözdürebiliriz? Ona bakacağız. Bin packing problemi aslında bir kutulama problemi. Yani elimizde parçalar var. Bu parçaların boyutları var. Ve tabii ki de maksimum kapasitesi var. Yani bir paketin mesela atıyorum bir tane kolimiz olsun. Bu kolinin içine 3 farklı parça yerleştirdik. 3 farklı parçanın ağırlıkları ya da boyutları her neyse işte onun toplamı kolin toplamından küçük olmak zorundadır. Yani yerleştirme probleminin temel esası da budur. Pardon, paketleme probleminin temel esası da budur. Yani bunları paketlerken en az kaç tane paket kullanmalıyım, kaç koli kullanmalıyım gibi problemleri kapsıyor bin packing problem. Bu bin packing problemini kullanırken tabii genetik algoritma yardımıyla kullanacağız. Genetik algoritma daha önceden de söylemiştim. Genetik algoritma bir meta sezgisel algoritmadır. Meta sezgisel algoritmanın bizim belirlediğimiz, yani genel olarak tabiriyle şu şekilde özetleyeyim. Bizim belirlediğimiz belirli bir cost fonksiyonuna sürekli olarak bir sıra gönderirler. Genetik algoritma bu sıraya herhangi bir sıra parçasına kromozom adını veriyor. Bunu çaprazlama ve mutasyona uğratarak yeni bireyler oluşturuyor. Yani yeni kromozomla, yeni kromozomlar demek yeni sıralar demek. Bunları oluşturuyor ve cost fonksiyonunu, yani bizim fitness değeri hesaplayan fonksiyonuna göndererek bu sırayı geriye bir fitness değeri alıyor. Aldığı bu fitness değeriyle de algoritma, yani diğer oluşan kromozomları karşılaştırarak en uygun çözümü buluyor. Optimum değil. Sadece çalıştırdığınız andaki uygun çözümü size sunuyor. İşte biz de bugün metotta bunu göstereceğim. Ben buldum. Arkadaşlar hemen genel olarak bir genetik algoritma nasıl çalışır onu göstereyim. Zaten bunu gösterdikten sonra diğer algoritmaları da nasıl uyarlayabiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Mesela bizim bir cost fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonla diğerlerini nasıl çağırabiliriz? Bunu hesaplayacağız. Genetik algoritmanın işleyişi şu şekildedir. İlk başta bir popülasyon oluşturulur. Başlangıç popülasyonu. Bu başlangıç popülasyonu hesaplanır. Değerleri, fitness değerleri hesaplanır. Daha sonrasında bunda biraz şeyler var. Başlangıç popülasyonu oluşturulur. Başlangıç popülasyonunu fitness'e gönderiyoruz. Fitness'ten gelen sonuçları biz seçilim yaparak hangi işte seçilim yaparak onları çaprazlama ve mutasyon işlemlerine tabi tutarız. Daha sonrasında eğer daha iyi sonuçlar varsa eski sonuçları yenileştirerek yeni sonuçları elde etmeye çalışırız. Şimdi MATLAB'de biz bunu nasıl yapacağız? Başta bir tane bize bir sıramız olacak. O sırayla gelen parçaları biz kontrol edeceğiz. Tabii ilk başta direkt fonksiyonu yazmayacağım. CLC clear all excess reads. Ben video başlamadan önce 2 dakikada bir rastgele şeyler oluşturdum. Burada parça numarası var. Hangi parçanın işte yerleşeceği. Burada ise parçaların ağırlıkları yer alıyor. XML şöyle yapalım. Parçalar eşittir. XML. Bunu okuyacak. Elde ettiğimiz sonuca bakalım.
Hep de bir de yeni açtığımdan dolayı. Şimdi Hep de bir ilk satırı parça numaralar. İkinci satırı da bizim cost fonksiyonumuz. Hemen isterseniz uzun yoldan bir tanımlayalım bunu. For i eşittir 1'den yani pardon küçük olarak parçaların boyutlarına kadar gidecek. Şurayı bir kapatayım. Ondan sonrasında parça i virgül 1 eşittir parça nokta no i virgül 1 eşittir bir dakika parça i nokta no bir strak yapısı oluşturacağım burada. İkinci parçanın numarası parçalar i1 sonra parça i nokta olsun boy eşittir parçalar i2 şeklinde oluşturacağız. Şimdi biz struct yapısını oluşturduğumuzda bu şekilde numaralar ve boyları sıra olarak gelecek. Bize lazım olan, daha doğrusu bize gerekli olan bunların hangi sırada geleceği ve hangi sırada işleneceği. Şimdi 15 tane parça olduğundan dolayı biz bir tane sıra belirleyelim. Daha sonrasında zaten bu kromozom oluşturmaya sonradan geleceğiz. Sıra eşittir 12, 13, 9, 11, 10, 15, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha sonra ben bir tane döngü açıyorum. One döngüsü açıyorum. O sırayı takip ederek for i eşittir 1'den length sıranın boyutunca devam edecek. Şimdi bir tane boş bir struct'ımız olsun. Bunları ilk başta boş olarak tanımlayalım. Yerleşim. 1.0 eşittir 0 pack 1. Yerleşim 1. Boy eşittir. Şimdi şöyle olacak. Parça boyutu eşittir. Parça i nokta sıra pardon yanlış yaptım. Parça sıra i nokta boy. Değil mi? Bu şekilde olacak. Şimdi bizim maddesimiz şu sırayı geziyor. Bu sıradaki parçanın boyutu. Mesela 12 değil. 12. parçanın boyutunu alıyor. Daha sonra ben diyorum ki şuradaki sum yapabiliriz. Ama onun dışında bunu başta kategori olarak toplamamız lazım. Word cut sum bir dakika ilk başta kategori olarak toplayacaksın
Webcat pek bir nokta. Ya da şöyle yapalım. Buraya bir tane döngü yapalım. One. J. İlk başta bir koşul belirtmemiz lazım. Bir durum belirtelim. Yerleşti mi? Adında bir tane şey olsun. Eşittir. Bir. Ya da sıfır. Y. J. Yerleşti mi? For döngüsü de yapabiliriz aslında. Gerek yok yani. Yerleşti mi? Y şey for j eşittir birden. Length. Pack'in boyutuna kadar devam edecek. Ve şu olacak. If WildCat sum yine yanlış yazdım. Sum WildCat ha bir de paket boyutu. Paket boyutu kaç olsun? 6, 7, 15 olsun ya. Tam 15. 12 de yapabiliriz. 15 olsun. Paket kapasitesi eşittir 15. If sum var kat. Pack j nokta J nokta yerleşim yerleş nokta boy bu şekilde toplanırsa boy artı parça boyutu küçüktür. Paket kapasitesine vursa küçük veya eşittir. Parça kapasitesine vursa yok gerçi. Eğer parça boyutu paket kapasitesine küçük olursa oraya ekleyecek. Yani pek bir nokta yerleşim and artı bir noktanı eşittir. Parçanın nokta no yine aynı şekilde tek bir nokta yerleşim and nokta boy eşittir sondaki parçaya ekliyoruz. Bunu buraya koyduk. Şimdi bakalım. Neydi bunun adı? Pek atadık buna. Yerleşim.
5, 5, 10, 15. Yerleşen parçalar 12, 13, 11, 6. 12, 13, 11 ve 6. Buraya yerleşmiş. Evet. Daha sonrasında ben geliyorum. Diyorum ki bir de durum yapalım. Yerleşti mi? Eşittir 1. Tamam. Bu döngü devam edecek sürekli. Hani uygun bir paket bulunana kadar. If yerleşti mi? Eşittir 0 olursa. Buraya da eşittir 0 yapalım. Çift eşittir. Eğer hala yerleşmediyse yeni bir paket oluşturacak. Yani pack and nokta pardon and artı bir nokta yerleşim bir nokta numarası eşittir parça aslında o değil. Böyle olacak. Mesela. Vertikal pek şeyinin yani 3 nokta boyu ha şu hepsini bir atamışız pardon mesela burada 6 tane paketleme var topladık burası 15 8 4 12 3 daha 15 6 3 9 13 14 15 buradan 8 7'ye atamış. 6 1 7 2 daha 9 9 5 daha 10 şey 14 15 buraya da bunları atamış. Şimdi burada oluşan kapasite 6. Yani cost fonksiyonumuz 6 bizim. Ben buna öyle bir şey göndereceğim ki. Şu şurada dursun.